Merhaba, ee, bu videomuzda Hashimoto hastalığındaki ilaç tedavisinin nasıl olduğundan, e, gerekip gerekmeyeceğinden bahsedeceğim. Bir kere bütün Hashimoto hastalarına bizim ilaç tedavisi kullanmamız gerekli değildir. Eğer tiroid hormon seviyeleriniz normal seviyede gidiyorsa belli aralıklarla, ortalama 6 aylık takiplerle e, takip etmeniz aslında sizin için yeterli olacaktır. Tabi burada bizim normal dediğimiz düzey aslında laboratuvarların referans değerleri değil. Çünkü eğer kişi Yaşlıysa, gebeyse veya gebelik planlıyorsa bizim bu laboratuvarlarda belirtilen referans değerlerin dışındaki değerleri kaynak olarak alıyoruz. Çünkü neden? Normal referans değerlerimiz bu TSH hormonu için 5'lere kadar olabiliyorken örneğin gebe bir kişide de ilk 3 ayında biz bunu 2,5'larda tutmak istiyoruz veya yaşlı bir kişi de ek hastalık olan 80 yaşında örneğin bir kişi de TSH 7-8'lerde de olsa biz bu hastaya tedavi vermiyoruz. Buradaki karar hekiminizde olacaktır. Yani sırf e, referans değerlerine göre karar vermek bu hastalar için doğru değildir. Dediğimiz gibi hormon normal olduğu sürece sadece takip yeterli olacaktır. Ama tabi e, bu hastaların büyük kısmında zamanla e, hormonik başta normal de olsa e, zamanla hipotiroidi gelişeceğini de aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Peki Hashimoto hastalığını sıfırlayacak, antikor yanıtını ortadan kaldıracak bir tedavi var mı? Maalesef ne bir diyet tedavisi, beslenme protokolü ne de ilaç tedavisi altta yatan mekanizmayı ortadan kaldırmıyor. Sadece burada verdiğimiz ilaçlar e, hastadaki meydana gelen hipotiroide de eksen hormonları yerine koymak şeklinde oluyor. Peki hastada hipotiroidi gelişmişse doktorunuz size bir tedavi protokolü hazırlıyor. Burada eksik olan troit hormonlarını levotroksin dediğimiz bizim yine troit hormonu yapay olarak sentetik olarak üretilmiş troit hormonu dışarıdan kullanılması şeklinde normal düzeye getirmeye çalışıyoruz biz hastalarımızda. Bunun için ne yapıyoruz? Hastaların durumuna göre örneğin gebe bir hastaysa biraz daha sık. Normal bir kişide biraz daha 4-8 hafta bazen 3 ay olabilir. Aralıklarla hastayı çağırıp optimal düzeye getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra takip aralıklarımızı biraz daha seyrekleştirebiliyoruz. Tabi bunda da kişiye özel bir durum oluşturuyoruz. Eğer altta yatan ciddi bir kalp hastalığınız varsa veya derin bir hipotiroidiniz varsa genellikle biz bu hormonu yavaş yavaş tedricen arttırmayı tercih ediyoruz. Çünkü e, bu durumlarda ani, ani hormon artışları kalpte bir takım bitim bozukluklarını tetikleme gibi bir durumu ortaya çıkabiliyor. Peki bu hormonun e, gereğinden fazla kullanırsak ne oluyor? Hastada hipotiroidinin aksına bu sefer hipertiroidi tarzı belirtiler oluyor. E, bu uzun vadede bu şekilde kalırsa hasta, e, kalp yetmezliğine kadar ilerleyen, işte kemik, e, kemik erimesi, osteoporoza kadar yol açan durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ama eğer bu ilaç tedavisi belli bir seviyede, optimal düzeyde tutulursa çok iyi bir şekilde tolere edilecektir, hemen hemen hiçbir yan etkisi de olmayacaktır. Bu ilaçları nasıl alıyoruz biz? Levotroxin dediğimiz zaten genelde bir grup ve birkaç firmanın olan ilacı var burada. Bunları aç karnına alıyoruz. Eğer başka ilaç kullanıyorsak birlikte almamaya çalışıyoruz veya illa kullanmamız gerekiyorsa aralarına mutlaka belli bir aralık koyuyoruz. Bir saate yakın bir aralık koymamız gerekiyor. Eğer Hashimoto hastalığı doğru bir şekilde yönetilirse ilaçlarınız doğru dozda ayarlanırsa aslında hayatınız hemen hemen hiçbir şekilde etkilemeyecektir ve sadece takiplerini yaptırmanız yeterli olacaktır. Biz bu videomuzda ilaç tedavisi ne zaman gerekir, nasıl kullanılmalı bundan bahsetmeye çalıştık. Bir sonraki videomuzda da Hashimoto'daki besinsel destekler ve diyetler hakkında bilgi verip Hashimoto konusunu tamamlamaya çalışacağım. E, sağlıkla kalın diyorum.